Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'akibatu lilmuttaqin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hicretin 6. yılında bolup ötken muhim işlerden bu Hudaybiye sulhı. Bazı muarifler Hudaybiye gazatı deyişadı, lakin bu doğrumaz. Çünkü Peygamberimiz Hudaybiye'ye cenk kılıçlığı düşünmez. Ömre kılıçlık için çıkan adı. Çünkü Hudaybiye sulhı, Hudaybiye gazatı emez. 6. yılın Zulkade ayında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömreye barışlığını ilan kıldı. Kim min bilen barmakçı olsa hareketini kılsın. Resulullah bilen muhacir ve ansarlar çıktı. Ve bazı kabilelerden ayrı kişiler çıktı. Başka kabileler kolay geçe çıkmadı. Çünkü hala uruçlar devam etip durdu. Hala kafilelerge, kervanlarge hücum botturuptu. Hala tinçliği boyanı yok. Çünkü fakat muhacir ve ansarlar Peygamberimizle ümre kılıçdaki için çıkıştı. Hicretin 6. yılı Zulkade ayında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen 1400 kişi ümre kılıçlık niyetiyle seferge çıkıştı. Resulullah özü bilen hadiyini haydab vardı. Hadiyini mi? Bu kurbanlık kılıç için atalgan tüyeler. Bu kurbanlık atalgan tüyelerini minip o miydi? İşlatı bu miydi? Üstüki yüküle bu miydi? Sağıp bu miydi? Allah için hediye kılıngenliğine alamadı olsun da örgeçleri tılıp koyulungen. Yani minip o miydi? Ya ki boynuki bir kandeler alamadı ilip koyulgen ki belge bu bilen kurbanlık için ekenliği bilinip duruşunu gerek. Özü bilen Peygamberimiz 70 de tüyanı Mekke'ye haydar obadı. Münafıklar Resulullah'ın Mekke'ye barıştık niyetini eşkeniden keyin açtı ki vallahi Kureyş Muhammed'ni öldüredi. Mekke'ye şunda ihram bilen kete uğradı mı? Özünü düşmanı taşırıp koyat diyor. Değişti. Hakikaten şunda buluşu mümkün idi. Peygamberimiz nima kılıçlıydı oyladı. İhram kiygen kişi, ihramge kirgen kişi kılıç uşa bu miydi? Kural uşa bu miydi? Kuralsız varsa musibet gözlerini durup bırakıp koyat. Çünkü oylandı da sahabalarca özüler bilen kurallarda alıp varıyla, tüye yüklülerdi. Müslümanlar kurallarını tüyelerin üstüne artıp alıştı. Münafıklardan bir kişi Peygamberimiz ile bana şu seferde bölge çıktı. Bu Cadı İbn Kays. Cadı İbn Kays. Resulullah Zulhuleyfe'ye çıkıp ihramge girdi. Zulhuleyfe Medine ahlini miqat. Yani ana şu Zulhuleyfe'nin uyağıya ömre yok ki hac kılıçlık niyetinde çıkan kişi ihramda ötüşlüğü gerek. Miqat. Abara Ali deyildi bu cayana, Zulhuleyfe deyildi. Medine'den 7 mil uzaklığında cahalaşken. Şimdi ana şu Zulhuleyfe bilen Mekke'nin ortasındaki masafa miqat. Bu hududlar fakat gene ihram bilen basıp ötülemedi. Mekkeliler ki Peygamberimiz ömre kılıç için yolga çıkanlığı haber yetkiliğinde onlara açtı. Vallahi kiriş miydi Mekke'ye? Bizi ruhsatımızsız kiriş miydi dedi. Müslümanlarını Mekke'ye kirgizmesini için bütün başlı bir koşunlu haram hududuya açık koydu. Yani haram mı? Haram mı? Bana Kâbetullah Mekke'nin içinde. Kâbe Baytullah değiller. Şimdi Kâbe'nin etrafında şimdi bir keyli mintaka var ki bu haram değiller. Bu haramda hududuya mina kiradı. Muzdalife kiradı. Arafat haram hududuya kirmiydi. Haram mı? Bu hal şimdi bir mukaddes cay ki bu yerde kontakı bu miydi? Cancarlaşı bu miydi? Alkı bu miydi? Darahını sındırı bu miydi? Şimdi Kureyş ana şu haramdan taskarge çıkıp tuttu Müslümanlardı. Taskarıdan kirgizmesini gerek. Eğer haram içine kiriş olsa Müslümanlarla uğruşu ben bu miydi? Ula da hedef çıkar ben bu miydi? Şimdi haramda içine kirgende kokus öldürüyor musa cenkılı? Bütün Araplar Kureyş'ini yamanlıydı. Çünkü cahiliyet davradan başlar haram hududu da kontakil miydi? Bu ayıp sablanır. Demek haram umuman cancarlaşıp bu miydi? Bana şimdi bir mukaddes cahiydi. Bana şu sabahtan Kureyş haramge Müslümanların kirgizişiydi, hohlamadı. Resulullah safarını devam ettirdi. Kureyş'in ayrım sayyidleri haramda taşkarasıya koşunu bilen çıktı. Lekin Abu Sufyan, Öşüpayet'teki Kureyş'in kattası taşkarıya çıkmadı, Mekke'de kaldı. Koşun
Madinadan keladigan yo'lni to'sib turarkan axlashdi. Makkaga musulmonlar umraga ham kirmaydi, boshqa narsaga ham kirmaydi. Xolid ibn Valid haram tashqarisida musulmonlarni qo'shin bilan kutib turdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Bishr ibn Sufyon al-Kalbi keldida, "Ya Rasululloh, Quraysh sizni Makkaga kirgizmaslik uchun yo'lingizga qo'shin bilan chiqdi. Yo'lbars terilarini kiyishdi ustiga." Yo'lbars terilarini kiyishdi. Bu degani Quraysh faqat urushaman deb borganda qiladigan ish edi. Unaqa bir sulh kelishuv emas. Faqat jang qilamiz deb chiqqandagina yo'lbars teridan bo'lgan kiyimlarni kiyib chiqishardi. Payg'ambarimiz bu xabarni eshitib, "Ya vayha Quraysh, ya vayha Quraysh, ma darrahum law tarakuni. Fa in intasartu fa izzi izzuhum, fa in qutiltu fa huwa ma yuridun." Ey Quraysh, meni xoli qo'ysa bo'lmaydimi? Agar men yengsam, mening izzatim ularning ham izzatiku. Agar meni o'ldirsa, bu ular xohlagan narsa-ku. Ya'ni Quraysh nima uchun o'jarlik qiladi? Meni xoli qo'ysam, odamlarga dinni yetkazay. Agar yengsam, meni izzatim Qurayshning izzati, men ham Qurayshdanman. Agar boshqa qabilalar meni qatl qilsa, bu Qurayshlar o'zi xohlayotgan narsadir. So'ngra payg'ambarimiz sahobalarga qarab, "Meni ularning orqa tomoniga boshqa yo'li bilan olib o'tadigan biron kishi bormi?" dedi. Birorta odam bormiki, bizni kutib turgan qo'shinda aylanib orqasiga o'tib oladi, o'tkazib qo'yadigan. Shunda sahobalardan men dedi. Bir kishi payg'ambarimiz boshlaydi. Bu kishi haqiqatdan bir tor, o'tishli qiyin bo'lgan og'ir, mashaqqatli yo'ldan boshlab bordi. 1400 odam juda qiyinchiligi bilan yurdi. Lekin aytganidek, Quraysh qo'shinini aylanib orqa tomonga o'tishib oldi. Musulmonlar qo'shinni orqasiga o'tdi, dushman qo'shinini. Quraysh qo'shini bundan bexabar. Haram hududini belgilashlik uchun arablar bir alomat belgi qo'yib qo'yardi. Ana shu alomatlar haram hududi ekanligini bildirardi. Endi hozir musulmonlar shu hududda orqasiga o'tib olsa, haramga kirdi, ularni haydab chiqarib bo'lmaydi. Ana shu haram alomatlariga yetib, bir necha odam, bir necha qadamlar qolganida Rasulullohning tuyosi o'zi to'xtab qoldi. Va Rasululloh cho'ytirmadi, o'zi cho'kib oldi. Rasululloh turg'izmoqchi bo'ldi, sahobalar turtishdi, o'rnidan turmadi. Sahobalar, "Ya Rasululloh, bir yomonlik yetdi-da tuyozga" dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Yo'q. Bal habasaha habisul fil." Tuyonni, filni to'xtatgan zot to'xtatdi dedi. Abrohani filini kim to'xtatgan edi Ka'bani buzishdan? Va payg'ambarimiz o'zini ashoblariga shu yerga to'xtashga va tushishlikka joylashlikka buyurdi. Demak, haram hududiga yetdi, kirmasdan tashqarida turishdi. Musulmonlar to'xtashdi. Sahobalar kelib, "Ya Rasululloh, bizni suv yo'q joyga tushirib qo'ydingiz. Suv bormikan, suv bo'lishidan umidimiz bor edi" dedi. "Sizda ozgina suv qoldi, boshqa suv yo'q. U suv ham faqat tahoratga yetadi." Payg'ambarimiz, "Shu o'rtada bir quduq bormikan" dedi. "Ha, bor ekan. Quduq bor ekan, faqat qurib qopti, suvi yo'q" dedi. "Qayerda u?" dedi payg'ambarimiz. Ko'rsatishdi, Rasululloh mana shu o'zidagi ozgina suvni olib bordida, shu quduqni ustida turib tahorat qildi. Tahorat suvlari quduqqa tushdi. So'ngra sahobalardan birini qo'liga nayzani berdida, "Tushib yerdiki oling." Qurigan quduqqa sahobi tushdi, nayzani yerga sayishi bilan suv otilib chiqdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mo'jizalaridan biri mana shu yerda zohir bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunda aytdilarki, "Vallohi ma tad'uni Quraysh ila huttatin yas'aluni fiha silatar rahim illa a'taytuhum iyyaha." Ya'ni Rasulullohning tuyasini Alloh o'zi to'xtatib qo'yganligini ko'rganidan keyin Allohning ish ekanligini ko'rdida, aytdilarki, "Agar Quraysh" dedi. Mazmuni, "Agar Quraysh muomalasi yumshab bizga mendan sulhni talab qilsa, sulhga kelishlikni talab qilsa, men albatta ularga sulhga rozi bo'laman." Mana shu niyat bilan payg'ambarimiz shu joyga to'xtadi. Quraysh askari, Quraysh qo'shini musulmonlardan o'tib ketganligini eshitdi-da shoshib qoldi. Zudlik bilan orqaga qaytdi-da musulmonlar ro'parasiga kelib to'xtashdi. Musulmonlarda joylashgan joyini ko'rib hayron bo'lishdi. Niyatini tushunishmadi musulmonlar. Agar umra qilgani kelgan bo'lsa, nimaga haramni ichkariga kirmadi?
Nima uchun ichkariga kirmadi? Kirishi mumkin edi, to'sqin yo'q edi oldida. Haram tashqarisiga to'xtabdi. O'zi bilan qurolni olib ketdi. Urushgani keldimi? Unda ihrom bilmaga o'radi. Musulmonlarning niyatini bila olmasdan Quraysh qo'shini hayron bo'ldi. Endi musulmonlar nima niyatda kelganligini bilishligi uchun Quraysh qo'shini payg'ambarimiz oldiga odam jo'natmoqchi bo'ldi. Bu ikkala qo'shin bir-biriga yaqin joyga to'xtagan, biri ikkinchisini ko'rib turibdi. Budayl ibn Warqa'ni jo'natdi Quraysh qo'shini. Budayl ibn Warqa Xuzo'a qabilasidan Makkada yuboradi. Shu paytda Makkada edi, uni sen borib Muhammad nima maqsadda kelganligini bilib kel deyishdi. Budayl ibn Warqa payg'ambarimiz oldiga keldida, "Ey Muhammad, nimaga kelding? Nimani xohlaysan?" dedi. Payg'ambarimiz, "Umra qilgani keldim, mana qurboningni haydab keldim." dedi. "Ey Muhammad, qurolladingmi gap kelding bo'lmasa o'zing bilan?" Payg'ambarimiz aytdilarki, "Ey Budayl," dedi. "Men xiyonatdan xavotirdaman," dedi. Ya'ni menga tajovuz qilib, xiyonat qilib hujum qilsa, men sahobalarim halok bo'lishini xohlamayman dedi. Qarang, musulmon odam zirek bo'ladi, hushyor bo'ladi. Ihromga kelgan odam qilich ushlab bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tavakkulchilarning ustozi, eng jasur kishi shu zot insoniy sababini qilib qurolini tuyasiga ortib kelyapti. Rasulullohning hayotini yaxshi o'rganaylik-da, har bitta qiladigan ishimizga Rasulullohni ibrat olamiz. Budayl ibn Warqa payg'ambarimizning so'zlaridan qanoatlandi. Qurayshdan oldiga qaytib bordi. Nima bo'ldi? Nima gapot kelding? Nimaga kelding Muhammad? Umra qilgani keldi dedi. Qayerdan bilding dedi. O'zi aytdi dedi. Ya bu dedi, ular uni gapidan qanoatlanishmadi. Ikkinchi bo'lib Mikris ibn Hafsni yuborishdi. Mikris ibn Hafs Qurayshning sayyidlaridan edi. U kelayotganda payg'ambarimiz ko'rdi uni. Aytdi-ku, yaqinida bir-biri o'rtasida. Bu xiyonatkor odam dedi. Ehtiyot bo'linglar bundan dedi. Payg'ambarimiz aytganidek, Mikris ibn Hafs keldi, payg'ambarimiz bilan gaplashmadi. Hech kim bilan bir muloqot qilmadi. Keldi, qurollarga qaradi, tuyalarga qaradi, qaytib ketdi. Nima xabar olib kelding, ey Mikris? Ish shunasi dedi. Umra qilgani kelganga ham o'xshayapti, urush qilgani kelganga ham o'xshayapti dedi. Tushunib bo'lmaydi dedi. Hech kimdan so'ramadingmi, hech kim bilan gaplashmadingmi dedi. Yo'q. Uchinchi bo'lib Xulays ibn Alqamani yuborishdi. Xulays ibn Alqama Ahobish qabilasining sayyidi edi. Muhammadga kelgan edi. Uni Muhammadning niyatini bilib kelibdi. Xulays ibn Alqama kelayotganini ko'rib payg'ambarimiz u Ka'bani ulug'laydigan kishilarni yaxshi ko'radi dedi. Uni oldidan tuyalarni haydaylar dedi. Xulays ibn Alqama kelayotganda qurbonlikka atalgan 70 ta tuyani sahobalar o'ndan tugizib, yoqib-yoqib haydashib berdi. Qurbonlik uchun atalgan ko'rinib turibdi. Alomatlar ilingan bo'yniga, o'lkashlari silingan. Ha, bu Ka'bani ulug'lagani kelibdi dedi-da, qaytib bordi. "Ey Xulays, nima xabar olib kelding?" deganida, "Muhammad umra qilgani kelibdi" dedi. "Qayoqdan bilding?" "Qurbonlikni haydab kelibdi" dedi. Qurayshni bu Xulaysga bergan javobi qo'pol oldi. Sen bir sahroysan, seni ilming yo'q. Uni gapini olishmadi. Shunda payg'ambarimiz aytgandek, bu Ka'bani ulug'laganlar yaxshi ko'rar edi. Qurayshni bu javobidan g'azabi kelib aytdiki, "Ey Quraysh, bu narsa uchun sizlar bilan ahdlashgan emasmiz. Ka'bani ulug'lash uchun kelgan kishi Ka'badan to'siladimi? Vallohi agar Muhammadni xoli qo'yib, Ka'baga kirishga yo'l bermasanglar, ustingizlarga Ahobish qabilasini boshlab kelaman." Endi Quraysh bilan Ahobish o'rtasida muammo bo'lib turibdi. Shunda ko'ring, payg'ambarimizni hikmatini, kimga qanaqa muomala qilishni bilyapti. Bittasini ehtiyot bo'linglar deyapti, bittasini oldida bunday qilinglar deyapti. Hikmat bu. Aytishdiki, "Ey Quraysh, sabr qil, shoshilma, bir fikrga kelib olaylik." Shundan keyin biroz Quraysh tinchlandi. Bo'lmasam, Ahobish bilan Quraysh o'rtasida mushkula bo'lishi aniq. Yana bir kishini jo'natishni xohlashdi. Ularni yuborgan 4-chi kishisi bu Urva ibn Mas'ud as-Saqafi. Urva ibn Mas'ud as-Saqafi bu Toifdagi Saqif qabilasining sayyidi edi. Bu ham Makka'ga kelgan edi. Uni jo'natishmoqchi bo'ldi.
Bundan avval borib kelgan 3 ta odamning gapini ham Quraysh qo'shini qabul qilmadi. Endi Urvani jo'natayotganda Urva aytdiki, "Men dedi, ona o'shovda qamasman dedi. Birini ilmi yo'q deding, biri hech narsa yaqin yetmaydi deding, biri men ona qamasman dedi. Men boraman dedi, bitta shartim bor, va'da berasizlar. Qanaqa xabar olib kelsam, ishonasizlar. Bo'lmasam bo'lmayman." Endi bu Urva ibn Mas'ud Arablarda orasida hurmati qanday katta edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga Qur'on nozil bo'lganida, Quraysh aytdi: "Ha, Alloh Qur'on tushirmoqchi ekan, Ha, ikkita ulug' odamimizga tushirmasdan shu faqir va yetim Muhammadga tushiradimi?" deyshgan. Alloh Qur'onda shunday oyat nozil qildi. وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم مشلر aytishyapti. Yana ular bu Qur'on ikki qishloqning biridan bo'lgan ulug' odamga nozil qilinganida edi. Bu mushriklarda aytgan ikkita shahri Makka bilan Toif. Endi aytgan ikkita ulug' odami Toifda Urva ibn Mas'ud as-Saqafi, Makkada Valid ibn Mughira edi. Ya'ni arablar shuni bir ulug' deb bilishadi bu odamlar. Urvaning hurmati shunday baladir. Urva borib musulmonlarni niyatini bilishlik uchun bir hila qilmoqchi bo'ldi. Ya'ni musulmonlarda bir jahlni chiqarsam, agar ular urush niyatida kelishgan bo'lsa, menga qaytaradigan javobi qattiq bo'ladi. Agar umra qilish uchun kelgan bo'lsa, men ularda jahlni chiqarsam, menga muloyim muomala qilishadi. Mana shu niyat bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oldiga keldi. Urva qilichlari bilan, qurollari bilan kelganligi uchun payg'ambarimiz o'zini oldiga xos soqchisini turishlikka buyurdi. Bu Mughira ibn Shu'ba roziyallohu anhu edi. Mughira roziyallohu anhu o'zini qurollarini tayyor qilib, ustiga temir liboslarini kiyib, yuzlarini to'sgan holda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yonida turdi. Mughira ibn Shu'ba payg'ambarimizga xos qorovuli, Urva ibn Mas'udning jiyani bo'lardi. Ya'ni Urva Mughirani amakisi. Lekin jiyani ekanligini ko'rmayapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga keldi. Hamda "Ey Muhammad" dedi. "Makkaga kuch bilan kirgani, jang bilan kirgani kelding." Payg'ambarimiz "Men umra qilish uchun keldim" dedi. So'ngra musulmonlarning g'azabini keltirish uchun aytdiki: "Ey Muhammad" dedi. "Sen yoningda ashoblaring turganiga ishonma. Agar jang bo'ladigan bo'lsa, vallohi hammasi tashab seni yolg'iz qo'yib ketishadi." Sahobalarning hammasi achchig'i keldi. Hatto Halim bo'lgan Abu Bakrda jahli chiqib ketdi. "Biz tashab ketamizmi?" dedi. "Biz qoldirib ketamizmi? Vallohi yolg'iz qoldiramiz rasululloh" dedi-da, Urvani qattiq haqorat qildi. Payg'ambarimiz Urva nima maqsadda bu gapni gapirganligini tushundi-da, "Ey Abu Bakr" dedi, "bas qiling. Jim bo'ling." Abu Bakr jim bo'ldi. Abu Bakrga qarab turib Urva aytdiki: "Ey Abu Bakr, agar seni mening ustimda fazling bo'lmaganida senga ham so'kib javob berardim. Ya'ni seni men hurmat qilaman, shu hurmatingdan senga javob qaytarmayman." Arablarda bir odam ikkinchi odamni jahlini chiqarmoqchi bo'lsa, soqolidan tortish boradi. Biri ikkinchisini soqolidan tortsa, demak uni haqorat qilgan bo'ladi, jahli chiqish kerak. Urva Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam soqolidan tortmoqchi bo'lib, Rasulullohga qo'lini uzatdi. Uzatishligi bilan mana shunday bir holatga tayyor turgan Mughira ibn Shu'ba qilichini oldida, qilichini yonbosh tomoni bilan Urvani qo'liga qattiq zarba berdi. Qilich bilan qo'liga zarba berdi. Urva qo'rqib ketib qo'lini tortib oldi. Tortib aytdiki: "E bu kim?" dedi. "Qo'pol dag'al kishi" dedi. "E Muhammad, men senga faqat gapirmoqchi edim xolos" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldi turgan Mughira ibn Shu'ba aytdiki: "Qo'ling o'zingga qaytmay qolishidan avval uni Rasulullohdan tort" dedi. Ya'ni agar bir marta uzatsang, chop tashlayman. Urva bu qilich ushlab turgan kishining qo'polligini ko'rib turib, "Bu kim bo'ldi o'zi?" dedi. "Namuncha bu berahim" dedi payg'ambarimiz kuldi. "Tanimayapsanmi?" dedi. "Bu seni jiyaning" dedi. "Mughira ibn Shu'ba" dedi. Shunda Urva: "Ey xiyonatkor" dedi. "Ey xiyonatkor,
seni müşkülerini hal kılıp, kolunu yuvup, hali kurutkanım yoku, kolunu yurasan mı dedi. Senin muammayını hal kıludun yakında. Kolumu yuvudun, hali kolum kurum ettirip kolum yurasan mı dedi. Yakında bulup etken bitti vakıya gel, uruva işare kılıyordu. Mughiratın da şurada Sakafi, Sakif kabilesi de. Hazır Müslümanlarla birlikte Müslüman bulturuptu. Kendi kılı Müslüman bu yanıdı. Mughira, Sakif'in seyizlerinden, Banu Malik Urug'dan 13'te kişi bilen Mısır'a var yanıdı. Mukavkis, Mısır hakimi Mukavkis'i ziyaretine var yanıdı. Banu Malik'den bu yanıdı 13'te adam, nihayet de adablik, mulayim, terbiye körgen, tatlı adamlarıdır. Yani Mughira daha kopalı. Mukavkis'i hem kıyam mamurası kopalı oldu, daha kopalı. Şimdi bu elçiler kaydıyken de Mukavkis buyurdu, hamma kelgan mehmonlarga, elchilarga sovg'a salomlar berildi. Faqat Mughiraga hech narsa berishmadi. Qo'pollik uchun, beadablik, dag'allik uchun. Endi bundan Mughira jahli chiqdi. Saqifni sayidlaridan qanday qilib Misr bejoylagan joyga borib, Muqovqisni oldiga borib turib quruq qaytadi? Norozi bo'lib chiqdi-da, yo'lda kelyotib o'zi bilan billa borgan Banu Malik urug'idan 13 ta odam o'xlayotganda bitimni so'yib chiqsamasin. Va ulardan qolgan hamma mol mulkini shunday ko'tardi-da, Toifga kelib yashinib oldi. Banu Malik urug'i 13 ta odamini Mughira o'ldirganligini eshitgandan keyin qo'zg'aldi. Kelib Saqifdan bizga Mughirani topshiringlar dedi. Bizga Mughirani topshiringlar dedi. Ular topshirishmadi. Johiliy bir shior bor edi. Unsur ahoka zoliman aw mazluman. Zolim bo'lsa ham, mazlum bo'lsa ham o'zingni birodaringa yordam ber. Ular mana shu shiorga amal qilishdi. Banu Malik qo'shini bilan keldi endi. Talab qilishganda bermadimi? Qo'shini bilan keldi. Saqif qo'shini bilan chiqdi. Endi ikkita qabila bir-biri bilan jang qilishlik holatiga kelganida arablarning hakimlaridan biri Urvan oldiga keldi. Mana aytibdi, Urva ibn Mas'ud as-Saqafi Mughirani amakisi. Ey Urva, dedi hali hakim, sen arablarda ulug'laridansan, ulug' kishilardansan. O'zingni qavmingni ham, Banu Malik qabilasini ham halok qilma. Senga bu narsa yarashmaydi dedi. Nima qilaman bu narsa? O'lgan kishilarga diyasini to'lab qo'ydi. Haqiqatan shu taklifiga rozi bo'ldi. Banu Malik urug'ini diyasini to'ladi, shu bilan mushkula hal bo'ldi. Endi Banu Malikda mushkulasi hal bo'lgandan keyin, muammo hal bo'lgandan keyin Mughiratimni shuda haliga 13 ta odamni o'ldirib olgan molidan ajrab qolishdan qo'rqdi-da, hamma molini olib Madinaga keldi-da, kalima keltirib musulmon bo'ldi. Rasululloh unga aytdilarki, iymoningni qabul qilamiz dedi. Lekin xiyonatingni emas dedi. Mol Banu Malikka qaytib ketish kerak dedi. Shunday qilib Urva ibn Mas'udda hozir gapirayotgan gapi, ey xiyonatkor, seni mushkulingni hal qilib bo'lib, hali qo'lim yuvganim yo'q-ku, qo'lim yurasanmi degan gapini sababi shu edi. Mughira esa amakisiga bu zot dedi. Mughira esa bu zot Rasululloh dedi. Ya'ni menga shuncha fazl ko'rsatgan bo'lsang ham qo'lingni uzatmaysan. Shu vaqt namoz vaqti kirdi. Bilol turib azon aytdi. Rasululloh tahorat qilganini turdi. Urva ibn Mas'ud kuzatib turibdi. Rasululloh tahorat qilib, yuzlarini yuvsa, Rasulullohdan tomgan suvlarni olib yuzlariga surtyapti sahobalar tabarruk qilib. Rasululloh og'zini chayqab tupursa, tupurgilarini yuzlariga surtyapti tabarruk qilib. Buni ko'rganidan keyin Rasulullohga bunchalik muhabbat, bunchalik bir vafodorlikni ko'rib turib, Urva bo'ldi, kifoyalandi. Boshqa gapni eshitishni xohlamadi. Qaytib bordi Qurayshdan. Quraysh, nima fikr bilan kelding? Nima taklifda aytasan deb. Urva ko'rgan narsalardan bir dahshatga tushgan Urva, men sizlarga aytaman fikr dedi. Vallohi men Kisroni mulkida turganda ziyoratiga borganman. Xiraqimni mulkida turganda ziyoratiga borib ko'rganman. Najjoshiyni mulkida turganida ziyoratiga borib ko'rganman. Allohga qasam dedi. Ularning hech biri Muhammad o'zining mulkida buyuk bo'lganidek buyuk bo'lgan emas dedi. Ya'ni bu ata aytilgan podshohlarda hech qaysisini qavmi Muhammadni ashablari Muhammadni hurmat qilgandek hurmat qilgan emas dedi. Agar sizlar
musulmonlar bilan urush qilsanglar, ularni hammasini qirib tashlamaguningizcha Muhammadni sizlarga topshirib qo'ymaydi. Quraysh nima maslahat berasan? Urva aytdi, ularlarga sulhga kelishinglar. Sulhga kelishinglar. Muhammadni kirishini xohlamaysizlarmi? U bilan jang qilishni xohlamaysizlarmi? Sulhga kelishinglar. Quraysh qo'shini qanoatlandi, lekin yana ham ishonchliroq bo'lishligi uchun musulmonlardan birortasini asir qilib tutib kelaylikda, bir azoblab so'roqqa tutaylik. Haqiqiy niyatini bilamiz deydi. Tunda 40 ta odamni musulmonlar tomoniga qarab jo'natishdi. Maqsad bitta musulmonni tutib kelish. Bir qozo hazratga chiqsa, boshqa ishi bilan chiqsa, tutib kelish. Rasululloh xushiyor. Bir jamoa sahobasiga buyurdi, qurollar bilan tayyor turishdi. Ular kelganda shunday qurshab olishdi-da, o'zlarini asirga olib qo'yishdi. Bitta odamni asir qilgani kelgan 40 ta odam o'zi asir bo'ldi. Qurayshliklar xabar topib, jangga tayyorgarlikni boshlaganida Rasululloh haliga 40 ta asirga biz urushgani kelmadik. Biz umra qilgani keldik. Ka'ba bilan biz o'rtamizda xoli qo'yiladi deb ularni qo'yib yubordi. Shundan keyin Quraysh musulmonlar umra uchun kelganligiga tamomiy ishonishdi. Chunki agar urush uchun kelgan bo'lganida o'ldirib yuborgan bo'lardi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.